İstanbul Küçükçekmece'ye gidiyoruz şimdi. Bakan danışmanıyım, parayı verin, işlerinizi çözeyim diyen dolandırıcılık çetesi baltayı taşa vurdu. Tam da İranlı bir iş insanından para alacaklardı ki polis devreye girip tuzak kurdu. Sahtekarlar numaraları alınmış dolarlarla suçüstü yakalandı. Sürekli bana söylüyor, ben Süleyman Soylu'nun danışmanıyım. Kart bana gösteriyordu hatta. O birinde İstanbul'un emniyet müdürü ve kartını bana gösteriyordular. Bakan danışmanıyım dedi, kafesini kapattırıp 500 bin lira rüşvet istedi. Dolandırıldığını anlayan İranlı iş kadını polise başvurdu. Ekipler sahtekarlara tuzak kurup suçüstü böyle yakaladı. Beyefendi sabah ya. Ya. 45 suçtan sabıkalı bu adam Küçükçekmece'de kendini bakan danışmanı olarak tanıtıyordu. Dediler sana her ne problemim olsa bizle ortaklık yap, biz sana çözeriz. Ben de söyledim ihtiyacım yok, teşekkürler. Benim yanımda arıyordular, ruhsat müdürlüğü Lale'nin işini yani hallet. Cimer'e İranlı iş kadını için sigortasız işçi çalıştırıyor ihbarı yaptı. İş yeri kapanınca da bu işi ben çözerim diyerek para istedi. Şikayet Cömer'e, Siber'e benden etmişler. Seni yakalayacak, sana problem çıkacak. Biz sana yardım etmek istiyoruz. Benim yanımda arıyordu. Süleyman Soylu lütfen bir tane e-mail at. O kadar tut. Ben de okey, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz böyle davranıyor. Kafe kapatıldığı esnada dolandırıcılar ve polisler de oradaydı. Polisler işlem yaparken o dolandırıcılar İranlı iş kadının yanına gitti ve bu işi çözebileceklerini söyledi. Hatta polislere öyle bir cüret gösterip kendilerini İçişleri Bakanı'nın danışmanı olarak bile tanıttılar. Ancak iş kadını ve polisler durumdan şüphelendi ve o dolandırıcılara tuzak kurdu. Polisin yanına gittim. Polis söyledi olan kodlarını, numaralarını alacağım. Sen olan yanına git. Korkmana da hiçbir gerek yok. Küçükçekmece Asayiş Bürosu ekipleri iş kadına 20 bin dolar para hazırlamasını söyledi. İş kadını 20 bin dolar hazırladı ve karakola gitti. Orada paraların seri numaraları alındı ve iş kadını dolandırıcıların yanına gönderildi. Para el değiştirirken de hemen baskın düzenlendi. Dolandırıcılar masada otururken ekipler içeri girdi. Karşısında polisleri gören sahtekarlar şoke oldu. Ne yapacaklarını şaşırdı. Polis üst araması yaptı, şüphelileri böyle gözaltına aldı. İranlıların tarafından, Küçükçekmece'nin kaymakamlığından ve emniyetinden çok çok teşekkür ediyorum. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.